DOSAB'ın Bursa'nın göbeğine kurmak istediği termik santral, Osman Gazi Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısına da damgasını vurdu. CHP ve MHP grubu santrale karşı çıkarken Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın menfaati neyse orada olacağız dedi. Osman Gazi Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısına termik santral tartışmaları damga vurdu. İnisiyatif alınız, son noktada. Termik santral Bursa'ya bir faciadır. Oradaki tarımsal bölgelere ve insan sağlığına. Büyük tepkiye neden olan projeyle ilgili ÇED sürecinin sonuna gelindiğini hatırlatan MHP grup sözcüsü Cemil Aydın, meclisten termik santralin kurulmaması için üstüne düşen görevi yerine getirmesini istedi. Tarih kimin hangi tarafta olduğunu ilerleyen yıllarda not edecektir ama bir sürü insan sağlık problemleriyle ve aynı anda binlerce metrekare arazimizle tarım dışına sevk edilmiş olacaktır. CHP grubu da Osman Gazi Belediyesi'nin termik santrale izin verip vermeyeceğini sordu. Bursa'nın her noktası etkilenecek arkadaşlar. Ovada yok olacak. Bu projeye erkin sahibi olan bizler ve başındaki Sayın Başkan buna hayır demek zorunda. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise sürecin olgunlaşmasını beklediklerini belirtti. Olgunlaşmayı bekliyoruz. Olgunlaşmayı da görelim ki. Bana göre iki taraf tartışıyor. Biz iki tarafın arasında bir şey olmuyor. Yani bizim üzerimizden kimse kavga yapmasın. Olgunlaşmayı takip ediyoruz. Biz Bursa tarafındayız. Osman Gazi tarafındayız. Vatandaşın tarafındayız. Yani bu işin vatandaşın Bursa menfaatindeyse toplantıda Osman Gazi Belediyesi'nin 2015 bütçesi de görüşüldü. Bütçenin pazartesi günü görüşülmesini isteyen MHP grubu bu talebi kabul görmeyince oturumu terk etti. Yapılan oylamada bütçe 390 milyon olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Bursa Valisi Münir Karaloğlu'ndan